Çolukçu Eskiya'nın yaralısı var. Acele seni ister doktor hanım. Bekle, geliyorum. Benim yolum buraya kadar. Aha, o sivri kayaya çıkacaksın. Kimse yok mu? Buyur doktor hanım. Yaralı nerede? Ha, o mu? Hele bir otur, soluklan. Yaralının yanına götürün beni. Yaralı öldü doktor hanım. Burada az misafirimiz olacaksın. Anlamadım. Neden? Beni zorla mı alıkoyacaksınız? Korkma, burada kılına bile zarar gelmez. Bu dağlar senin. Sana dokunak da buraya jandarmalar mı dolsun? Her bir şeyi çok iyi ayarlamalıyız. Bu sefer yeni kaymakam geldiğinde dört bir yandan çevresi alınacak. Daireye gelir gelmez su işini imza edecek. Hiç merak etme aşıma. Her şey hazır. Geç kalmadım ya. Her bir şeyi bir iyi hazırladın değil mi Nusret Bey oğlum? Merak etmeyin efendim. Bütün evrakları, paftaları kendi ellerimle hazırladım. Bu iş bitecek. Bitecek. Bu işi bitir, sana acentadan gıcır gıcır bir reno var. Allah razı olsun efendim, merak etmeyin. Bütün evrak Çeltik kanununa göre hazırlanmıştır. Ellerin sağlık. Şimdi şu yeni kaymakamı karşılama işini konuşak. Sefalar getirdin ki. Ben deniz Haşim, eşraftan ziraatçı. Memnun oldum. Efendim Kurdusi Bey, eşraftan ziraatçı. Memnun oldum. Ben Mehmet Hoca, teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz? Fatihinizi bekliyordum. Şeref bahşettiniz kaymakam beyimiz. Yaşıyor! Müsaade edin. Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin. Buyurun.
Ne kadar güzel. Şu portakalların güzelliğine bak. Bu toprak cennet. Bu toprağa çomak sok yeşersin. Dünyanın cenneti burası. Pamuk var, portakal var, zeytin, buğday ve de çeltik var ki memleketin en büyük serveti. Memleket böyle. Lakin su eksik. Su yok mu? Var efendim, var da yetmiyor. Eskiden yaptırılan iki ark var. Fakat basit bir formalite yüzünden bu arklar kullanılamıyor. Bir imzanıza bakıyor. Lakin şimdi yorgunsunuz. Hele bir yorgunluk çıkaralım, gerisi kolay. Beni niçin tutuyorsunuz burada? Benim burada olmam kimin işine yarayacak? Nasıl olsa öğreneceğim. Ne zaman bırakacaksınız beni? Söylendi ya böyle karşılıklı. Aklıma Orhan Veli'nin bir şiiri geldi Haşim Bey. Nasıldı? Neler yapmadık bu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Doğru söylüyorsun Kaymakam Bey. Boş nutuk bana gerek yok. Bu memleketin gerçek sahipleri, bu memleket için ölenlerdir. Hepinizin sağlığına içiyorum. Sağ olun dostlarım. Haşim kardeşim, 9 milimetre mi daha büyük delik açıyor yoksa 765'lik mi?
Hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Tahrirat Katibi Tahsin efendim. Memnun oldum Tahsin efendi. Şöyle otur, rahat et. Estağfurullah efendim. Şeref bahşettiniz. Buyurun oturun. Estağfurullah. Buyurun, buyurun oturun. Tahsin efendi, bu ilk görevim. Kasabayı tanımıyorum. Aman efendim, estağfurullah. Samimi olalım Tahsin efendi. Bu kasabanın bazı özellikleri var. Beni aydınlatın. Örneğin bir su meselesi. Geldiğim andan beri konusu geçiyor. Nedir bu su meselesi? Efendim, bu su meselesi, yani bazı toprak sahipleri çeltik etmek istiyorlar. Çeltik ekibinde bol su gerekiyor. Bu suyu alabilmek için aralarında çekiştikleri bile oluyor. Peki bu sular kimin? Şahıs malıdır. Oduncuoğlu Ağa'nın bir arkı var ki servettir. Onu kiralayan Kurtulu. Beri yandan iki ark da belediyemize aittir. Oturun. Kaç köyümüzde okul yok? 37. Oturun. Yollar da bozuk. Ayrıca sağlık merkezi de harap durumda zannediyorum. Öyle değil mi? Geçen yıl ayrılan tahsisat yetmedi. İnşaat yarım kaldı efendim. İyi. Biz bu suyu kira karşılığı toprak sahiplerine verirsek yeterince paramız olur. Hakkı aliniz var efendim. Hemen komisyonu toplayabiliriz. Rahatsız etmiyoruz ama kaymakam. Buyurun efendim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Sabah şerifler, hayırlı olsun. Sağ olun efendim, sizin de. Günaydın efendim. Buyurun efendim, şöyle oturun. Sağ olun. Nasıl rahat ettiniz mi gece? Son derece, sağ olun. Yeğenim, şu bizim su meselesini halletsek gayri. Bütün evrak tekemmül etmiş, bir imzanı bekler. Evet, anlıyorum beyler. Bu suyu kullanacağınız iş nedir? Diğer türlüsü rahat kaymakam bey. Pamukluk, yünlük, çeltik, her bir yerin krokisi çıkarıldı. Hepsi kanuna uygun. Öyle değil mi Nusret bey? Efendim, kendi ellerimle hazırladım. Bütün krokiler burada. Teknik kısımlar sizi ilgilendirir Nusret bey. Siz tamam diyorsanız tamamdır. Benim anlatmak istediğim şu. Siz bu suyla ziraat yapıp karşılığında para kazanacaksınız. Bizim de yarım kalmış inşaatlarımız, bozuk yollarımız, okulu olmayan köylerimiz var. Onun için bu suyu sizlere kiralayacağız. Vallahi pes doğrusu. Bunca yıldır bir kaymakam düşünmedi bunu. Herkes parası karşılığında su alacak, ne güzel. Hem memlekete de bir yardımımız dokunacak. Hay aklınla bin yaşa kaymakam bey. Anlaştık öyleyse. Yukarıda kimlikleri belirtilen toprak sahipleri tarafından meskür, iki ark, 6 ay süreyle toprak sulama ve ziraat işlerinde kullanılmak üzere 100.000 liraya kiralanmıştır. Tamam, imzalayak, şu işi bitirek. Nerede kullanın kaymakam bey? Bu akşam bu hayırlı işi kutlamak için davetlimsiniz. Sağ olun, beni mazur görün. Çalışmam olmaz gerekiyor. Olmaz yani. Bırakır mıyım kaymakam bey? Sizin şerefinize içecek bu akşam.
Çabuk olun! Hadi aslanlarım, suyu verin! Jandarma komutanı nerede? Şimdi şehir kulübünde ziyafattadır. Oo, doktor hanım hoş geldiniz. Yeni kaymakam beyimizle tanıştınız mı? Eğlencenizi bozdum galiba. Aa, o da ne demek canım? Şeref verdiniz, buyurun, buyurun. Kasabadan güpegündüz insan kaldırılıyor. İki gündür zorla dağda tutuldum. Zorla dağda mı tutuldunuz? Efendim, bu dağlarda eşkıyalar var. Uzun süredir peşlerindeyiz. Derhal bir müfreze çıkartın. Aramaya başlansın. Derhal. Baş üstüne efendim. Eşkıyayı dağda aramayın kaymakam bey. Aldırma yeğenim. Bu eşkıya 7 yıldır dağlarda geser durur. Dağları avucunun içi gibi bilir. Canım bu doktor hanım da sağ olsun. Dağdaş, dere tepe yapayalnız dolaşıp durur. Herhalde rastladı eşkıya. Eşkıya da baktı ki yapayalnız bir avrat. Kim olsa bırakmaz canım. Doktorumuzun da maşallahı var. Yok, yanlış anlama kaymakam bey. Belki de öyle olmuştur dedik. Ne demiş sizin şair kaymakam bey? Cep delik, cepken delik, kevgir misin be kardeşlik? Şerefinize kaymakam bey. Thank you.
onu bok. Bir de Kaşımaya diyek. Ne olursa senden olur. Halımıza bak diye. Suyun salanın ağzına sıçayım. Ağalık bu mu? Onun ağalığına sıçam ben. Hükümete gidelim baba. Hakkımızı arayalım. Yetişine kardeşim. Hükümetin işi yok, senin durumunu görmeye gelecek. Onlar gelmeyecek, biz gideceğiz. Abu Zer dayı, sana ne diyece? Ahmet kardeşim, dinle beni hele. Diyek ki kaymakama, eğer kanun bu suyu ağaların emrine vermişse, bizi Almanya'ya işçi olarak göndersin. Orada arayalım kısmetimizi. O da olmazsa şehre gidek. Abu Zer dayı, ben toprak isterim, ekmeğimi isterim, hakkımı isterim. Torpağımı isterim. Buradaki çeltik ağları besliyorlar bu eşkıyaları. Su için birbirleriyle bile dalaşıyorlar. Suya doymak bilmiyorlar. İyi ya. Ben de suyu onlara kiraladım doktor hanım. Kiraladınız mı? Evet. Bu parayla sağlık ocağının onarımı, yollar ve köylere okullar yapılacak. Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Bu su çeltikte kullanılıyor. Şimdi bütün köyler dağ taş su içinde kalacak aylarca. Bu ne demektir bilir misiniz? Bu sular her yıl 800-900 çocuğun, bir o kadar da büyüğün ölümüne neden oluyor. Sıtma kırıp geçiriyor burayı. Fakat anlayamadım. Yasalar çeltik ekmeğin demiyor ki. Doğru, demiyor. Ama önlemini aldıktan sonra beton kanallar açılıp meskun yerlerden 3 kilometre uzaklıkta olmak koşuluyla, toprak üstünde su birikintisi olabilecek en ufak bir çukurun bulunmaması koşuluyla çeltik ekimine izin veriyor. Beni daha neden kaldırdıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Sizi uyarmamam için.
Bu yıl sıtmadan ölecek yüzlerce insanın katili siz olacaksınız. Buyurun, alın okuyun. Aşıma suyu sal diye alınlar işte. Yaşayın lan, yaşayın! Kaymakam Bey, seninle konuşmak istiyoruz. Şikayetimiz var. Konuş bizimle, dinle bizi. Peki, gelin. Ne istiyorsunuz? Köyümüz sular altında kaldı. Suları saldılar çeltik ağaları. Hiç vicdan yoktur sende kaymakam. Sattın bu kadar adamı, çoluğu çocuğu. Isıtmadan kırılı, bütün çocuklarımız ölü. Tarla sürecek yer kalmadı mezarlardan. Ayıptır lo, hem de günahdır. Vallahi bu kadar insanın vebali boynundadır. Bunu bilmiyorsun mi? 9 çocuğumdan 4 tane kalmıştır. Hepsi sıtmadan ölmüştür. Niye? Haşim Ağa'nın kursağı doymak bilmiyor. Dağa taşa su salıyor. Çeltik ekiyi ondan. 2 dönüm torpağımızın ekimi de çürüyor. Hükümet bunu mu emredi? Yoksa Allah kelamımı yalnız Ağa'yı korumak? Konuş kaymakam bey. Cevap ver bize. Keseceğim suyu. Keseceğim. Gidelim arkadaşlar. Kaymakam bey, sakın kesmeyin suyu. Ağlar başınıza iş açarlar. Çekelim. Köylülerle beraber gitti. Gülüp de ne olacak? Suyu mu kesecek? Tamam. Bildiğin gibi değil. Silaha şarjörü sürdü. Taktı beline, yürüyün arkadaşlar dedi. Vallahi anladığım kadarıyla bu adam dişli. Kolay kolay dediğinden vazgeçecek birine benzemiyor. Biraz yedirelim derim ha. Hele bir iki gün geçsin, şu kızgınlığı geçsin dediğini yaparız.
Bir de Adana'ya götürürüm. Genç oğlan bekarlık başına vurur nasıl olsa. Peki o zamana kadar tarlalar susuz mu kalacak Haşim ağam? Canım, o kapatırsa biz açarız suyu. Bu namussuz Şafik kaç can almıştır bilmezsin kaymakam bey. Daha bu yıl kardeşimin ayağına bir şey battı su içinde. Davul gibi oldu. Sonra ayağını kestiler. Kıymatı yok ki. Biz kapatırık onlar açar. İzin ver bana begim. O ağa degülsüz silalesiyle gelsin istersem bir dirhem geçirtmem. İzin ver bana begim. Dur hele Abuzer dayı. Jandarma komutanına bildirdim. Dur bakalım. Girin. Nasılsınız kaymakam bey yeğenim? Buyurun. Ne istiyorsunuz? Estağfirullah yeğenim. Buyurun. İşim var. Buyurun söyleyin. Kaymakam bey... Biliyorsunuz biz suyu kiraladık. Şimdi düşündük ki yani buyurun gözüm. Nedir bu? Sizin? Benim? Ya ya sizin yeğenim. Defolun. Defol! Defol kapıcı at şunları dışarı. Oğlum herif kovdu bizi be. Vay anasını. Vay anasını. La havle. Estağfurullah. Haa vurduyorsun. Allah Allah. Ya ya vay anasını. Elimde yeteri kadar jandarma yok kaymakam bey. Son müfrezeyi de tulukçunun takibine çıkardım. Vilayetten jandarma isteyelim. Gelinceye kadar da kanala en yakın devriyeler baksınlar. Her akşam gidip kontrol edeceğim ben de. Baş üstüne. Gittiler. Hemen kanalı açsın çocuklar. Tamam. O kapatır biz açarız Haşim ağam. Hiç başka yol yok. Gelin açın şu suyu. Ya kim bu gelen acaba? Hele durun çocuklar. Ulan gelin hele. Kes saklanın. Kim var orada? Çekin ortaya! Şeytan mıdır nedir? Tövbe tövbe! Herif içimizden geçeni okuy. Ne bak? Biziz kaymakam bey yeğenim. Yabancı değil. Ne arıyorsunuz burada? Vallahi biz açmaya gelmiştik suyu kaymakam bey. Çünkü sen ne yaptığının farkında değilsin. Size son defa söylüyorum. Bu kanala dokunursanız karşınızda beni bulursunuz. Etme kaymakam bey. Bizim bütün kazancımız bu. Ekmeğimize kan doğrama. Yeter artık. Hadi burada dolaşmayın. Kaymakam, sen gençliğine acımıyorsun galiba. 9 milimetreliğin nasıl bir delik açtığını gördün mü hiç?
pahalı ödeyeceksin kaymakam. Abuzer dayı, sen ne arıyorsun burada? Vallahi, kaymakam begim, ben her gün gelirim buraya. Jandarma değilsen, bir gün gelip, bir gün gidi. Bu namussuzlar muhakkak bir iş yapacaklardır. Ahan, biraz ileride bir degirman vardır. Buyur, gidek oraya. Bu gece kanalı birlikte bekleriz seninle, olur mu? Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın, ölem kalırsın. Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın, ölem kalırsın. Her yüze güleni dostun sanarsın, gönül sanarsın. Her yüze güleni dostun sanarsın, ölem sanarsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın, ölem alırsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın, ölem alırsın. Senin dert çekmeye halin mi kaldı, ölem halin mi kaldı? Senin dert çekmeye halin mi kaldı, ölem halin mi kaldı? Kaymakam bey, gözünü dört açasan kurban olduğum. Bu namussuzlar senin başına çorap örerler. Bir şey yapamazlar dayı. Hadi eyvallah. Pusu kurdular. Buna cesaret edeceklerini beklemiyordum. Ben de. Tehlikeli mi? Yok, tehlike yok. Kurşun sıyırmış.
Amma canım acıyor ha. Tadınız yapacağım. Ben korkarım iğneden. Demek korkarsın ha. Hadi yat bakalım koca adam. Kasabanın yüz karası olan doktor hanımla aralarındaki gayrimeşru münasebet ise büyük dedikodu kaynağıdır ve geleneklerimize, dinimize karşı bir küfür durumu arz etmektedir. Sayın Bahanım, herhalde bu durumun bizleri ne kadar üzdüğünü takdir edersiniz. Savrun çayı her geçen gün biraz daha çekiliyor. Kazanılan toprak park yapılacak. Çok iyi fikir. Orman olacak karşı tepeler. Toprak kaybı önlenecek. Abuzer'in köyünde imece olarak okul yapımına başlandı mı? Çok kuvvetli adam. Eşek gibi hiç yorulmadı. Yoruldu. Abuzer, okulun öğretmeni sen mi olacaksın? Yok. Müdürü olacağım. Ulan Abuzer, hiç kafa yok sende. İyi gaz. Belki de fil bulursun. Kolay gelsin Abuzer dayı. Hoş gelmişsin. Oturun.
her şey değişiyor. Okulu olmayan 24 köyün taşı, çimentosu tamam. Yarın orman müdürüne gidip kereste isteyeceğim. O zaman hepsinin yapımına birden başlanacak. Kaymakam bey! Kaymakam bey! Ne var, ne oldu? Kanalı dinamitle patlattılar. Ne? Abuzer dayı nerede? Köleyi topladı, kanala gittiler. Her akşam bir yeri patlattık mı? Çeltiği kurtardık geçti demektir. Dün akşam sıra sende Kudüs'ü kardeşim. Hele bir kağıt daha çekek. Aha, lan gene kaymakamı çektik. Oo, kaymakam bey yeğenim gelmiş. Buyur, buyur. Götürün şunları merkeze, sorguya çekilecekler. Buyurun karakola beyler. Ne dedin, ne dedin? Sen ne diyorsun yeğenim, vallahi sen? Karakolda ne işimiz var bizim? Kanal dinamitlendi. Suyun dinamitlenmesinden yararlanacak olan yalnız sizlersiniz. Sorguya çekileceksiniz. Sen ne yaptığının farkında değilsin kaymakam yeğenim. Beni karakola götürüp sorguya çekeceksin ha? Bana ne? Kim dinamitlemişse get onu bul. Dediği doğru Haşim Ağa'nın.
yapan kimse onu bulun kaymakam bey. Bu yaştan sonra karakolda marakolda sorguya çekilmek de ne oluyor? Hani niyetin halkın gözünde itibarımı düşürmekse vazgeç bu sevdadan yeğenim. Beni bütün kasaba halkı ve de Ankara iyi tanır. Yeter! Karakola buyurun dedim efendiler. Gelmezseniz kelepçe vurdurtur götürürüm. Polis vazifeni yap. Beyler buyurun karakola. Yediğin ekmek helal olsun kaymakam bey. Yaşa kaymakam, sağ. Vay be, ortadaki Haşim ağa değil mi? Lan kaymakam, değil mi ki bunu yaptın bana, helal olsun sana. Benim de konuşacak günüm gelecek elbet. Eğer ben de Haşim ağaysam, bu yaptıklarını senin yanına korsam cümle alem yüzüme tükürtürüm. Buyurun ağalar. Of of, of ki of. Allah bu kaymakamın şerrinden cümlemizi halas ede. Ankara bizden ne istiyor, biz onu yapacağız. Ne yapacağız? Heyet yarın uçakla Ankara'ya hareket eder. Heyet yarın uçakla Ankara'ya hareket edecek. Ne diyecek? Madde bir. Biz bu kaymakamı istemiyoruz. Rezil rüsva olduk el aleme. Şu rezilliğimiz reva mıdır? Biz çelteğe milyonlar da bağlamış olsak, su çelteğin canı da olsa gene de karalı patlatmayız. Hem ben o saatte şehir kulübündeydim. Yaz. Sorulduğunda, olay saatinde ben şehir kulübündeydim. Şahitlerim vardır, dedi. Hay Allah razı olsun komiser kardeşim. Boşuna dememişler at binenin kılıç kuşananın diye. Ağzına sağlık. Ankara bizden ne istiyor, biz onu yapacağız. Ne yapacağız? Heyet yarın uçakla Ankara'ya hareket edecek. Ne diyecek? Madde bir. Biz bu kaymakamı istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Basit. İstemiyoruz çünkü bu kaymakam vatan hainidir. Madde iki, bu kaymakam ırz düşmanıdır. Ve de bu kaymakam komünisttir. Hey, gönderin. Bu kaymakamı da gönderin. Bunu da gönderin. Tohumuna para vermediniz ya nasıl olsa. Ulan biraz insafınız olsun be. Haşim'a Ankara'ya heyet göndermiş. Kaymakamın suyu ısındı. Biz kaymakamı bırakmayız. Biz de heyet göndeririz Ankara'ya. Lan bunun ne küçülün ne olacak? Git lan. Arkadaş. Bu adam kasabadan yana oldu mu? Oldu. Ağlara karşı koydu mu? Koydu. Köylüden yana oldu mu? Oldu. Daha ne etkisiniz? Biz bu kaymakamı bu kasabadan göndermeyeceğiz arkadaşlar. İyi, gönderin. Bu kaymakamı da gönderin. Bunu da gönderin. Tohumuna para vermedik ya nasıl olsa. Ulan, gece demedi, gündüz demedi, çalıştı durdu. Kimin için? Bizim için çalıştı. Bu parayı ömrü hayatınızda göremezsiniz. 3 ay sonra gene gelin köyünüze. İyi değilsen amca, evlerimiz de olacak. Ulan evinizi yıkacak diyelim ki. Ev gene kendi eviniz. Ev 3 ay su içinde kalırsa hali ne olur Haşim'a? Bugüne kadar evinizin tabanından su mu eksildi? Sayende ağam. Ola ki eviniz bilir. Bana Ankara'dan ruhsat geldi. Kaymakamın, baymakamın bu evin yanında hiç köklü yok. Suyu saracağım. Günah babalı boynunuza. Sonra Haşim'a haber vermez demeyin. Gel lan Osman, paramı sana nasip olsun. Tamam mı Haşim'a, parayı ne zaman alırık? Lan oğlum, bak parmağına al paranı.
Haşim ağam, pangadan sağlamdır. Kaçlarım sağlam Osman. %25 Yap hesabını, ver parasını. Hadi durmayın. Bu bavul parayı sizlere dağıtmak için geçtim. Bak seni kardeşim gibi severim. Mert adamsın, yiğit adamsın. Şimdi Haşim kardeşine bir iyilikte bulun. Tarlanla evini 3 aylığına isterim. Kaç para istersen vereceğim. Vallahi insafına bıraktım gari. De hadi söyle. Kaç para? Vermem. Niye lan? Kaç para dediğinse vereceğim dedim. Hele işin ya yokuş hazırsın. Allah'ına vur bana. Vermem. Lan bir kışkırık kaymakama bizi de yaşıyorsun öyle mi? O yolcu bir sancı. Milyon kaç kaymakam gelip geçti ama biz kaldık. Gene 100 lira bakacak Allah'ım bata. Vermem. Kendin bilin. Vebalı gitti benden. Kendine acımıyor musun? İşteyse çoluk çocuğuna acı.
Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Ataşın var mı? Ne kardeş? Var. Sen de ya. Böyle şey Zeynep, inanılmaz. Görülmüş şey değil. Baba oğul hep kanalın başındalar. Hiç ayrılmıyorlar orada. Ne dersin? Ağalar Ankara'dan iş çıkarabilecekler mi? Ben işime bakarım. Güzel dayı. Kaymakamcığım benim, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin gözümün çiçeği. Yahu kaymakam, mahvettin bizi. Boş tarlaya köy dedin, zürüm 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 durdun. Ula bura tarla be, insan minsan yaşamıyor. Söyleyin arkadaşlar, bu köyde insan yaşıyor mu? Söyleyin lan, yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor.
Hayırdır inşallah kaymakam mı öldü? Onun gibi bir şey. Daha Kars'ın posofuna sürdü. Yeni kaymakam neydi? Aman! Aman! Ya Rabbel alemin bana bugünleri de gösterecekmiş. Şükürler olsun. Arkadaşlar, yeni kaymakama bir karşılama töreni hazırlayalım. Da kuyruğuna teneke bağlatmazsan bana da Haşim'a demesinler. Benim müjdem ne olacak ağlar? Sen hiç merak etme, şu iş halledir. Renon hazır. Kanal bölgesinin kesinlikle korunmasını istiyorum. Bunu istiyorum sizden komutan. Bu cinayetler mutlak önlenmeli. Evet, evet. Ben yarın kanalda olacağım zaten. Gidiyorsun ha? Evet. Ama yapılacak daha çok iş var. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar, bizim bir geleneğimiz vardır. Adı imece. Nedir imece? Bunu siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Günümüzde güçlerimizi, emeğimizi birleştirmek denir bunun adına. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Şimdi şu tüketim kooperatifini kurdunuz. Çok yakında üretim kooperatifini de gerçekleştireceksiniz. İnanıyorum arkadaşlar. Kutlu olsun. Ben yeni kaymakam Zeki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Acelen neydi kardeşim? Ne diye bu kadar erken geldin? Daha bir hafta vaktim var, hazırlığım var. Harcırağım gelmedi daha. Bana tayin emri geldi, ben de atlayıp geldim. Anlıyorum. Gidiyorum. Ben kalıyorum. Ne olacak bundan sonra? Görevimizi yapacağız. Kalabilseydin ne güzel olacak. Belki bir gün bu ilçede gene karşılaşır. Belki. 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 Bu ilçeyi çok merak ediyorum. Seni yaz bana. Ben de sana yazarım. Hadi.
Thank you.